Arı sütünün hasadı kovanda yapay yüksükleri aldıktan sonra kapalı bir ortamda nem ve sıcaklık koşullarının kontrol edilebileceği bir ortamda yapılması gerekli. Larvayı aldıktan sonra koyu renk cam şişeler içerisine depolanacak şekilde petek gözleri içerisinden tahta spatülle ya da cam bagetle alarak şişelerin içerisine yerleştiriyoruz. Arı sütü içerisinde tabii şeker barındırıyor, karbonhidrat barındırıyor, enzimler barındırıyor. Kimi uçucu maddeler de barındırıyor yapısında. Özellikle uçucu madde komponentleri açısından çok zengin olduğunu görüyoruz arı sütünün. Apiterapide de buna bağlı olarak kemik gelişiminde, kemik dokusunun gelişmesinde, kıkırdak dokunun gelişiminde, kemik yoğunluğunun artmasında çok önemli özellikleri olduğunu görüyoruz. Yine arı sütü gelişme dönemindeki çocuklarda kullanılmakta. Ancak özellikle adolesan çağı geçmemiş olan çocuklarda kullanım dozuna dikkat edilmesi gerektiği öngörülüyor. Bunun dışında üreme sistemi üzerine doğrudan etkili. Çünkü ana arı sadece kovanda yumurtlamakla görevli olan birey. Geriatride kullanılıyor. Gençleşme ve uzun ömür için kozmetolojide kullanılıyor. Kozmetik ürünlerin pek çoğunda doku yenileyici özelliği nedeniyle arı sütü kullanılıyor. Tansiyon dengeleyici özelliği var. Kan yağları üzerinde dengeleyici özelliği var arı sütünün. Özellikle hücre gelişimi üzerine doğrudan etkisi olduğunu biliyoruz.